Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle sade bir kek yapacağız. Sizi hiç uğraştırmayan oldukça da lezzetli bir kek olacak. Hemen derince bir kaba önümü alıp içerisine 3 adet yumurta koyuyorum. Evimizdeki klasik bardaklarda bir su bardağı toz şeker, bir pakette vanilyayı ilave edip mikserle 3 dakika boyunca çırpıyorum. Tam bu şekilde olana kadar çırpın arkadaşlar. Muhakkak bu kıvam çok önemli. Kekinizin güzel kabarması için bu çok önemli bir nokta. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ. Bir su bardağı süt. Yarım su bardağından biraz daha az ılık su. Evimizde klasik bardaklarla 2 su bardağı. 2-2,5 bardak un. Şöyle. 2,5'tan biraz daha az koyabilirsiniz. Muhakkak eleyin. Bir paket kabartma tozu. Çok olmadan, sadece karışana kadar çırpıyorum. Yeterli. Böyle çok aşırı da çırpmayın. 2,5 su bardağından şöyle yarım yemek kaşığı kadar az kullandım ununu. Şöyle hemen hemen yarım limondan daha az da limon rendeliyorum. Bu isteğe bağlı. Sevmiyorsanız katmayabilirsiniz. Hafif şöyle kabuğunu tat vermesi için rendeliyorum. Çok değil arkadaşlar. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Çok koymadım. Şöyle bir karıştırıyorum. Kıvamın güzelliğine bakar mısınız? Sanki pandispanya yapar gibi. Bu kek üzerinden arzu ettiğiniz gibi ister kakaolu ister meyveli de hazırlayabilirsiniz. Tamamdır. Şöyle bir kalıp kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz tepside, isterseniz de farklı bir kalıpta da yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız. Hiç fark etmez. Evde kalıbınız yoksa normal tepside bile aynı işlemi yapabilirsiniz. Şöyle boşaltıyorum. Daha büyük bir kalıp bile kullanabilirsiniz. Böyle güzel çırparsanız çok güzel kabarıyor. Şöyle fırına dayanıklı bir kaba suyu koydum. Bunu fırının en alt tabına dibe doğru koyacağım arkadaşlar. Bu su sayesinde kekim çok daha güzel kabaracak ve daha yumuşak olacak. Birkaç kere masamın üzerine vuruyorum. Üzerindeki hava kabarcıklarının çıkması için. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ortalama 45-50 dakika, en fazla 1 saat içerisinde pişecektir. Keki fırından çıkardım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde pişti. Bakar mısın? Yumuşacık. Şimdi şöyle bir tabağa ters çevireceğim. Ama öncesinde şöyle bir iki kere sallayayım. Rahat çıkıyor mu? Yoksa bıçakla biraz müdahale edeceğim. Fırından çıkardım ve 15 dakikadır bekliyordu. Gayet güzel içinde sallanıyor. Keki kalıptan çıkardım gördüğünüz gibi. Görüntüsü çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın çok da güzel bir şekilde kabardı. Hemen şöyle dibinleri ayırıp sizlere de içini göstereyim. Bakar mısınız? Yumuşacık. Harika bir kek olmuş. Öncelikle şöyle elimle sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Pamuk gibi bir kek olmuş muhakkak. Deneyin arkadaşlar. Böyle sade kek bence çok daha güzel oluyor. Birden ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.